Pezemekler bu. Money in the Bank maç kartı toplamda 7 tane maçımız var. Her maç birbirinden de çılgın. İlk olarak Tag Team Şampiyonluk maçı bu. TLC maçı bu arada. D-Bar, Şampiyonlar D-Bar vs. Contenderları The Hardy Boys. Bakalım çok çılgın bir maç olacak diye umuyorum. Göreceğiz hep birlikte. İkinci maçımız AJ Styles Open Challenge. Yanında gördüğünüz Tatanka bir placeholder, yer tutucu. Tabii ki de Open Challenge'a cevap verecek kişiyi henüz bilmiyoruz. Pay-per-view'de artık bu maçın sırası gelince öğreneceğiz. Devam edelim, üçüncü maçımıza geçelim. İşte karşınızda Johnny Sins, The Hardcore Şampiyonu Johnny Sins vs. The Fallen Angel, Christopher Daniels. Bakalım iki kel arasında bir kapışma olacak burada. Bakalım kim daha büyük günah işlemiş. Hep birlikte bu maçla birlikte göreceğiz. Dördüncü maçımız Daniel Bryan, The American Dragon vs. Rob Van Dam. United States Şampiyonluk maçı. Tabii ki de şampiyonumuz Rob Van Dam. Daniel Bryan'a karşı korumaya çalışacak kemerini. Serinin başından beri United States Şampiyonu'dur ayrıca Rob Van Dam. Bakalım bu saltanatını sürdürmeye devam edebilecek mi? Demişken bir kemer maçı daha değil. Yalan söyledim. Nasıl da fake'e geldiniz. Ondan hemen sonra bir merdiven maçı var. Sadece bir merdiven maçı değil, en önemli merdiven maçı var. Gecenin maçı var. Money in the Bank ladder maçı. Ve görüyorsunuz herkesi zaten. Eric Young, Luke Harper, Kurt Angle, Apollo Crews, Batiscaf, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura ve John Cena var. Yani ne ararsanız var abi, yani kel deseniz var, zenci deseniz var, konnichiwa deseniz var, Kanadalı deseniz var, yani bir insan daha ne isteyebilir ki? Devam edecek olursak gecenin main eventinden hemen önceki maç Rey Mysterio vs. Orman. Tabii ki NXT şampiyonluk maçı, birebir normal bir maç. En iyi olan kazanacak ve son olarak da the main event of the evening, The Undertaker vs. Seth Rollins WWE World Heavyweight Şampiyonluk maçı. Gecenin ne yalan söyleyeyim en merak ettiğim maçı bu. Çok merakla bekliyorum, özellikle Seth Rollins'in Shawn Michaels'la performansından sonra bu maçtan beklentim sonsuz. Umarım yüzümüzü kara çıkarmaz. Hep birlikte göreceğiz. Yani Money in the Bank maçından bile daha fazla beklediğimi söyleyebilirim. Gecenin en çok beklediğim ikinci maçı da tabii Money in the Bank maçı, ne yalan söyleyeyim. Evet, maç kartı böyle. Pay-per-view'un kendisi, bu videoyu ne zaman attıysam artık o bu videodan bir gün veya iki gün sonra, çok hani geciktireceğimi düşünmüyorum. Bir gün veya iki gün sonra gelir. Onu da söyledikten sonra izleyicilere teşekkür etmek istiyorum size. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Money in the Bank'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.